Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girerken sizi dev bir anıt karşılar. Çanakkale Şehitler Abidesi. Bu devasa anıt sadece Çanakkale'de çarpışan ve şehit düşen askerlerimizin anısı için değil, aynı zamanda Türk milletinin yıkılmazlığını ve Çanakkale'nin geçilmezliğini dosta düşmana daima hatırlatmak için dikilmiştir. 28 Temmuz 1914 4 yıl boyunca tüm Avrupa'yı kasıp kavuracak olan büyük savaş artık başlamıştır. Osmanlı Devleti savaşın başlangıcında her ne kadar tarafsızlığını ilan etse de Almanya'nın bir oldu bittisi sonucu savaşa girmeye zorlanmış ve aslında hiç de hazır olmadığı bir savaşa dahil olmuştur. İngiltere ve Fransa, Almanya'nın yanında kendilerine karşı savaşa giren Osmanlı Devleti'ni bir an önce savaş dışı bırakıp Almanya'yı zayıflatmak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirerek Rusya'yla güvenli bir tedarik ve askeri ikmal yolu açma amacıyla Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir savaş planını uygulamaya koydu. O dönem dünya denizlerinin hakimi konumda olan İngilizlerin Donanma Bakanı Winston Churchill, İstanbul'u ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyordu. Ona göre tarihinde hiçbir yenilgi almamış olan İngiliz donanmasının silah ve teknoloji açısından gücü tartışılmazdı. Fransa'nın da desteğiyle dünyanın en büyük deniz gücü ortaya çıkmıştı ve bu donanmaya karşı gelebilecek hiçbir güç düşünülemezdi. Hele ki yıpranmış, teknoloji açısından zayıf ve parçalanmak üzere olan Osmanlı Devleti asla baş edemezdi. İtilaf Devletleri'nin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. 13 Mart 1915'e kadar düşman gemileri Tabyaları top ateşine tuttu. Mayın tarama gemileri zırhlılara olabildiğince yol açtı. Boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvetlerinin kararlı ve dirençli bir karşılık almaları bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu. Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememişti. 18 Mart'a kadar geçen bu dönemde Boğaz'ın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul Tabyaları tahrip edilmiş, yani Boğaz'ın giriş kapıları aralanmıştı. Ama hala ileride olacaklar belirsizdi. 18 Mart 1915 sabahı geldiğinde kimse günün sonunda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan o dönemin en büyük deniz gücü kesin sonuç almak için 3 filo olarak sabahleyin Çanakkale Boğazı'na girdi. Donanmanın yeni atanan komutanı Amiral Robeck, Londra'ya çektiği telgrafta büyük bir özgüvenle yakında İstanbul'da olacaklarını bildiriyordu. Bu donanmada dönemin en modern zırhlıları Queen Elizabeth, Inflexible, Ocean, Irresistible'la onlarca zırhlı, savaş gemisi, muhrip ve mayın tarama gemisi bulunuyordu. İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kısa sürede aşarak Boğaz'ı kolayca geçebileceklerini umuyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Binbaşı Nazmi Bey komutasındaki Nusret mayın gemisi ve Türk topçusunun gücü ve kararlılığı. 17 Mart gece yarısı Nusret gemisinin düşman devriye gemilerini atlatıp Erenköy mevkiinde 26 mayını teker teker ve sessizce suya bıraktığından haberleri yoktu. 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nı geçmek için harekete geçen İtilaf Devletleri donanmasına saat 11:15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlatıldı. Önemli gemilerin ilk taarruzda yara almasının ardından savrulan İngiliz ve Fransız donanması güneye yöneldi. Erenköy mevkiine gelen gemiler bu kez de Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarla karşı karşıya kaldı. İlk olarak Buvet zırhlısı mayına çarparak dakikalar içinde suya gömüldü. Gemide bulunan 623 askerden 20 tanesi ancak kurtarılabildi. Bir yandan kıyıdaki tabyalardan açılan yoğun ateş, diğer yandan mayınlar, Irresistible'ın da sonu oldu. Saffron, Inflexible, Gaylus büyük hasar görerek zor kaçtılar. Daha sonra Queen Elizabeth ve Agamemnon ağır yara aldı. Ocean bölgenin mayınlı olduğunu görüp panik halinde kaçmaya çalışırken Edremitli Seyit Onbaşı ortaya çıktı. Seyit Onbaşı topun ağzına mermiyi süren vincin arıza yapması nedeniyle kol gücüyle 3 tane 275 kiloluk mermiyi tek başına arka arkaya kaldırarak ateşledi. O mermiler 3. atışta İngilizlerin Ocean zırhlısını sulara gömdü. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğini öğrendiklerinde durum onlar için tam bir felaketti. 3 zırhlı ve savaş gemisiyle 2 muhrip ve 7 mayın arama gemisi batmış, 7 zırhlı ve savaş gemisi görev yapamayacak duruma gelmişti. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı savaş gemileriyle aşamayınca bu kez karadan çıkarma yapmayı planladılar. Bu amaçla Sir Len Hamilton komutasındaki İngiliz, Fransız, Avusturyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan kara birlikleri oluşturuldu. Türk tarafı ise 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin boğazlardan geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermişti. Bu zaferin ardından müttefiklerin kaçınılmaz kara harekatına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı. Çanakkale'de 5. Ordu oluşturulmuş, başına da Mareşal Liman von Sanders getirilmişti. Kıyılar dikenli tellerle çevriliyor, birlikler önemli yerlere yerleştiriliyordu. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay Mustafa Kemal'di. 25 Nisan 1915 sabahı saat 5'te Seddülbahir'den Bolayır'a kadar şiddetli bombardımanla beraber aynı anda birçok noktadan çıkarmaya başladılar. Artık Çanakkale kara savaşları başlıyordu. Savaşın başında yarbay rütbesinde olan Mustafa Kemal, ilk büyük başarısını çıkarmanın ilk günü 25 Nisan 1915'te Arıburnu'ndan çıkarma yapan düşmana karşı inisiyatif kullanarak müdahale etmesiyle kazanmış, ilerleyen düşmanı durdurmayı başararak belki de Çanakkale savaşlarının kaderini değiştirmişti. O gün tüyleri diken diken eden o meşhur emrini vermişti. "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." Çanakkale kara savaşları kimi zaman çıkartmalarla, kimi zaman kanlı boğuşmalarla ama genelde siper savaşları olarak aylarca devam etti. Zaman zaman savaşan iki tarafın arasındaki siperlerin mesafesi 8-10 metreye kadar düşüyordu. Arıburnu çıkartmasındaki başarılarından dolayı 19 Mayıs'ta albaylığa terfi eden Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı ve buradaki başarılarıyla da Anafartalar Kahramanı olarak tanındı. 19-20 Aralık'ta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8-9 Ocak'ta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında İstanbul'u fethetme umuduyla karaya ayak basan Birleşik Düşman Ordusu, 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti. Çanakkale deniz ve kara savaşlarında her iki taraf toplam yarım milyona yakın kayıp vermiş, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir savaş yaşanmıştı. Savaş istatistiklerine göre 1 metrekareye 6.000 mermi düşüyordu. Bu oran dünya savaş tarihinin en yüksek rakamıydı. Savaş alanında havada çarpışarak yapışan sayısız mermi bulundu. Arıburnu çıkarması sırasında büyük kahramanlık gösteren 57. Alay en büyük kaybı verdi. O günden beri Türk ordusunda 57. Alay yoktur. 57. Alay dünyada en fazla madalyaya sahip olmasıyla dünyanın en kahraman alayı olarak nitelendirilir. Çanakkale Savaşı ve orada savaşan kadrolar ileride yaşanacak Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kaynağı oldu. Mustafa Kemal burada ortaya koyduğu askeri ve liderlik vasıfları sayesinde işgalden sonra bir önder olarak asker ve halk arasında tartışmasız kabul gördü. Çanakkale Savaşları onca zorluğa rağmen Türk askerinin vatan topraklarını koruma azmi ve inancıyla kazanılmış, burada bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Böyle bir ecdadın torunları olarak ne kadar gurur duysak azdır.